Değerli Çift TV izleyicileri, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün Antalya'nın Elmalı ilçesindeyiz. Arkamda da görüntülerde de gördüğünüz üzere bir keçi yetiştiricili çiftliğindeyiz. Burada bu programda size hem keçi yetiştiriciliğini, burada yapılan işlemleri, aynı zamanda daha çok hayvan ıslahında yapılan yanlışları aktarmaya çalışacağız. Burada da ıslah çalışmaları var. Bu ıslah çalışmalarının fikri nasıl çıktı? Neler yapıldı ve sonuçları ne durumda? Bunların hepsini sizlere aktarmaya çalışacağız. 3 tane çok değerli konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Saatçı, Doçent Doktor Özkan Elmaz ve işletme sahibimiz Celal Subaşı yanımızda. Üçüyle de çok güzel bir 45 dakika geçireceğimizi biliyoruz. Bunları da size anlatacağız. Çünkü bizler zaten daha önce de değerli hocalarımla programlar yaptık. Honamlı keçisini anlatmıştık size. Burada da bir yapılan çalışmada honamlı keçileri de, tekeleri de kullanılıyor. Neden honamlı tercih edildi? Honamlının ne avantajları vardı? Sanenlerle honamlının karşılaştırmasını aktarmaya çalışacağız sizlere. Sırayla konuklarımızı tanıtalım. Öncelikle hocam hoş geldiniz tekrardan programımıza. Tekrar hoş bulduk. Sizi tanımayanlar olabilir. İlk defa bizi izleyenler olabilir. Aynı şeyler Özkan Hocam için de geçerli, Celal Bey için de geçerli. Kendinizi ufaktan bir tanıtır mısınız bize? Mustafa Saatçı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak devam ediyoruz. Keçi sevdalısı insanlarız. Keçinin peşine düştük yıllardan beri. Onunla ilgili memleketimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Uzmanlık küçük baş ve keçi, özellikle de keçi, doğru değil mi hocam? Bulunduğumuz ortama göre hayvanları, o bölgedeki hayvanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede teke yöresi olduğu için haliyle keçi üzerine daha çok yoğunlaştık. Tekeler şehri Burdur'da. Öyle girişte yazıyor, tekeler şehri Burdur diye. Özellikle Honam üzerine çok ciddi anlamda çalışmalarınız var. Aynen öyle, aynen. Özkan Hocam, sizi de bir tanıyalım mı? Evet, hoş geldiniz. Doçent Doktor Özkan Elmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Hocamın çizdiği yolda artık beraber keçiye ait ne varsa, özellikle honamlı ve honamlıyla beraber şu an işte Celal Subaşı'nın çiftinde olduğu gibi ülkemizin de bulunan keçi ırkla ilgili neler yapabiliriz? O konularla ilgili yoğun TAGEM ve TÜBİTAK projelerini hocamla beraber ve ekip olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Aynen öyle hocam. Zaten daha önceki programımızda da bayağı bir geçmişiniz. Anlattık zaten. Konuştuk da ciddi anlamda yok olmaya yüz tutmuş aslında. Hayvan varlığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Bu alternatiflerin başında ıslah çalışmalarımız da var. Daha iyisi nasıl elde edilir o da var. Bu programda hepsini anlatacağız. Celal Bey, misafir ettiniz, kabul ettiniz bizi. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Celal Subaşı kimdir? Bu işe nereden merak saldı? Evet. Lanet gelsin, nereden girdim ben bu işe dedi. Bir anlatır mısınız lütfen? Evet, ben Celal Subaşı, inşaat mühendisiyim. 7 sene önce keçi yatırımını araştırmaya başladık. Kağıt üstünde baktığın zaman müthiş karlı bir yatırım gözüküyor. Gerçekten bu hayvanlar fabrika gibi. İkizlikleri, yaşama güçleri, verimleri müthiş hayvanlar. Fakat piyasalardaki, son zamanlardaki et ve süt fiyatlarındaki dalgalanmalarla Türkiye'deki birçok keçi çiftliği şu anda bir kriz içinde. Çünkü bir de talep de çok az değil mi? Yani keçi ürünlerine yönelik çok böyle bir geniş pazar yok maalesef. Evet, ne yazık ki öyle bir pazar yok. Orada da şunun etkisi var. Aslında biz bu işe girerken bu hazır gıdalardan, paketli gıdalardan artık son dönemlerde gıda intoleransları, glutene olan insanların hassasiyetleri, doğal gıdaya dönme isteklerini hep araştırdık ve artık baktık ki neredeyse insanların %20'si bilmeden de olsa inek sütüne karşı bir reaksiyon veriyor vücudu. Keçi sütü yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da her geçen gün değerini arttıran, belki hayvancılık orada çok geriliyor fakat keçi hayvancılığı çok hızlı ilerliyor. Bunlara baktık. Ondan sonra da zaten 100 yıldır çiftçilik yapan bir aileye mensubuz. Hadi dedik biz de bir keçi işine girelim. Peki şimdi genelde beni arayıp sordukları zaman hani abi büyük baş mı yapalım, küçük baş mı yapalım, evet, kanatlı mı yapalım? Büyük baş yapacaksak et mi yapalım, süt mü yapalım? Evet. Küçük baş yapacaksak koyun mu yapalım, keçi mi yapalım? De hep sorarlar. Evet. Hangisi daha karlı derler vesaire. Ben de şunu söylerim. Hayvancılığın hangisini yaparsan yap, işi doğru yapıyorsan, evet,
bilinçli, bilgili veya bilir bir kişiyle yapıyorsan ve severek yapıyorsan, işin başında duruyorsan, o zaman hangisini yaparsan yap kazanıyorsun. Evet. Ama burada tabii temel soru şu geliyor: pazar var mı yok mu? Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi bu Ege ve İç Ege tarafları, Akdeniz'in Ege'ye yakın olan kısımlar, işte Yörük bölgesi, daha çok küçükbaş hayvancılığın, işte belki Burdur taraflarında biraz daha büyükbaş hayvancılığın geliştiği yerler. Antalya'da ben biliyorum ki aslında koyundan çok, koyun varlığından daha çok keçi varlığı var, evet, bu bölgede. O zaman burada bir pazar var aslında. Evet. Yani bu, onun da bir avantajı var. Şunu soracağım. Diyelim ki siz Antalya'da değildiniz de, evet, Eskişehir'desiniz. Evet. Yine keçiye girer miydiniz? Yoksa oranın dinamiklerine göre mi hareket ederdiniz? Şimdi aslında üreticilik çok zor. Çok meşakkatli bir iş. Yani aslında biz burada çok zor bir iş yapıyoruz. Fakat pazarlama olmadığı zaman yaptığınız ne kadar kıymetli bir ürün yaparsanız yapın, o işletme çöküyor. Türkiye'deki büyük çiftliklerin çoğunu tanırım. Keçi işletmelerinin çoğunu tanırım. Erzincan'da müthiş bir işletme var bir arkadaşımın. Devlet desteğiyle yapıldı. Çok güzel süt verimi var, çok güzel et verimi var. Fakat sütünü orada değerlendiremediği için çiftlik bugün kapanmayla yüz yüze. O beyefendi beni aradı bundan 3 sene önce. Ben dedi keçi yatırımı yapacağım. Celal Bey, sizden damızlık alabilir miyim? Tabii ki dedim, ben bu işi yapıyorum, damızlık veririm. Çok da sağlıklı damızlıklarım var. Fakat ben damdan düştüm. Yani ürettim, sütünü ürettim, etini ürettim. Pazarlamalarda sıkıntım oldu. Sütü pazarlamada sıkıntım olunca peynir işine girdim. Piyasadaki peynir fiyatları ve hilesiz gıda yaptığınız zaman 7 kilo sütten 1 kilo peynir çıkıyor. Aşağı yukarı doğru. Keçi peynirini de Türkiye'de insanlar çobanlardan aldığı keçi peyniriyle kıyaslıyor. Çobanın dışarıda hiçbir maliyeti yok. Kendisi gidiyor, karısı sağıyor, kızı peynirini yapıyor. Sattığı ürün tamamen kar olarak göründüğü için onun bir maliyet hesabı yapıp sattığı yok. Ben bu peyniri yaptığımda 7 kilo sütten peynir çıktı. Peyniri fiyatlandırmada zorlandık. Ondan sonra baktım keçiden başka daha ne iyi olabilir diye araştırdığımda keçinin dünyanın en kaliteli dondurmalarının keçi sütünden olduğunu fark ettik. Keçi inatçı, ben keçiden daha inatçı çıktım. Dedim keçi bana para kazanı kaybettirmeye çalışıyor, ben kazanacağım. Peyniri yaptım, arkasından dondurma yaptım. Toptan bunları satmaya kalktığımda yine karşımda pazar problemi oldu. Bu sefer dükkan açmaya başladım. İlçelerde dükkan açtım. Önce kendi ilçemiz Elmalı'da, Korkuteli'de, sonra Kaş, Serik, Antalya derken dikkat çekti lezzeti. Bundan sonra şu anda bayileşmeye başladık. Ben buradan çıkan bütün sütümü kendim değerlendiriyorum. Ama benim bir ara 600 sağmana kadar çıkarmıştım çiftliğimi. Kendim üretmeme rağmen maliyetlerim o kadar yüksek ki tamamen artık kısayım, dondurmaya ağırlık vereyim, dondurmadan kalan sütü tamamen peynir yapayım. O peyniri de ürettiğim sütün maliyet fiyatına satayım diye burada bir çabam var. Ben bu kadar uğraşta, hatta %100 keçi etinden sucuk yapıyoruz. Oğlaktan sucuk yapıyoruz. Sütünden peynir, dondurma, tereyağı, tulum peyniri yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi dondurmasını yaptığımı iddiasında başladım bu işe ve hala o iddiayı sürdürüyorum. Buna rağmen ben buradaki verdiğim performansıma karşılık bir talep bulamıyorum. Dönelim Erzincan'daki arkadaşım beni 3 sene önce aradığında hiç tanımadığım bir beyefendiydi. Kendisine dedim ki benim şu anda damızlık satmam lazım. Elimde de 200 tane çok kaliteli damızlığım var. Ben bunu sana memnuniyetle veririm. Ama eğer süt satacak yer bulamazsan 3 sene sonra farklı şeyler konuşuyor olacağız. Çiftliği kapatırsınız dedim. Benden damızlık almadı. Başka bir yerden damızlığı aldığı firma sütünü alma garantisiyle kendisine damızlık verdi. 4 ay sütünü aldı. Ondan sonra damızlık işi de bitti, süt işi de bitti. Şu anda firma kapatılıyor ne yazık ki. Buradaki temel sebep girdi maliyetleri midir? Evet. Yoksa arzın olmaması mıdır? Yoksa çoban sorunu mudur? Evet. Yoksa işletme problemleri midir? Yoksa hepsi midir? Hepsidir. Yani sadece bir tanesine bağlamak haksızlık olur. Hmm. Çobanda dediğiniz gibi çok büyük sıkıntılar var. Artık Türkiye'de çobanlık yapmak isteyen sayı kalmadı. Aslında burada çobanlık sayılmıyor. Burada bakıcılık yapılıyor. Çünkü aynen. Yani burası dağda yatıp kalkmıyor. Tamamen evin önünde bir işletme. Karma makinesinde yemler karılıyor, veriliyor. Yemleri de biz kendi arazilerimizde, kaba yemini de ben kendim üretiyorum. Bütün kaba yemimizi de kendimiz üretiyoruz. Ona rağmen çok kârlı bir işletme değiliz.
Çobanlarımız da, biz burada zaten 100 yılı aşkın tarım yapan bir aile dediğim için köyde de çok zaman geçiriyoruz ve çalıştırdığımız çobanlar, buradaki peynir ustalarımız, dondurma ustalarımız hepsi köyden. Yani biz onlarla beraber öğrendik bu işi. Peki şunu soracağım o zaman Celal Bey, bakın yeminizi kendiniz üretiyorsunuz. Evet. İşletmeniz intensif bir işletme, kapalı. Evet. Personelin çoğunu biliyorsunuz, tanıyorsunuz vesaire. Evet. Problem çok yaşamıyorsunuz. Evet, az problemli bir şirketiz. Ürünlerinizin son tüketiciye ulaşımını dahi kendiniz yapıyorsunuz bir şekilde, aracısız. Evet. Dolayısıyla kar marjınız otomatik olarak biraz daha yükselmiş oluyor. Evet. Ama buna rağmen sıkıntı. Şimdi aynen. O zaman şimdi bizi izleyenler diyecek ki o zaman biz keçi yapmayalım diyecekler. Girmeyelim diyecekler. Bunun, bu sorunun cevabı hayır keçi yapmayın mı? Evet. Sizin tecrübenizle konuşuyorum. Yoksa yapın ama işte örnek veriyorum 500 başta girmeyin de 300 başta girin. Örnek. Evet. 100 tane sağmalla girmeyin de 50 tane sağmalla girin. Evet. Örnek. Evet. Damızlık için yapın. Sütü için, ürünü için, sucuğu için değil. Evet. Damızlık için yapın mı? Yani cevabı nedir? Yani keçiye girmeyin demek, şu anda o kadar çok çıkan var ki keçiden. Bir kere bu hayvan varlığı 3 sene içinde bu gidişle yarıya düşer. Ben bu işletmeye başladığım zaman keçi sütü 6 sene önce 2 liraydı. Ve çok az firmada vardı ve firmalar almak için yarışıyordu. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Ben girdiğimde mazot şuydu, yem buydu falan ama gerçekten bir çuval yemin 20 liraydı kilosu. Ve toptan süt 2 liraydı. Ve öyle bir rağbet vardı ki damızlıklar 1000 liraydı. Yani şu anda 350 liraya satılan, ete 350 liraya satılan dişi damızlıklar 1000 liraya kapış kapış sıraya girip alınıyordu. Erkekler teke olarak, damızlık olarak satıldığı gibi kurbanlık olarak da satılıyordu. Hem etinden, hem sütünden, hem de damızlığından para kazanılabiliyordu. Fakat bu 5-6 sene içinde 1,5 liraya kadar keçi sütü düştü. Ve 20 lira olan torba 55 liraya çıktı. Mazot keza, asgari ücret keza, sigortalar öyle. Şöyle bir şey var, hayvancılığa bu kadar destek veriyoruz, destek veriyoruz diyorlar. Ellerinden geldiğinde yapmaya çalışıyorlar ama hala bir hayvancılık işletmesinin elektriğinin ticari elektrik olarak verilmesi bile destek vermeye çalışan bir hükümet tarafından. Anlayışa ters. Aynen öyle, yani sadece elektriği tarımsal sulama, bu da tarımsal bir faaliyet. Hem de en önemli tarımsal faaliyet, çünkü protein üretiyorsunuz hem sütten hem etten. Yani bu elektrik bile çok küçük bir örnek. Belki iyi niyetliler, haberleri yok olabilir ya da özelleştirildikten sonra belki firma karşı çıkıyor olabilir. Şimdi ben bunu şöyle adlandırıyorum. Biliyorsunuz şehirlerde de kontrolsüz bir yapılaşma söz konusu oluyor. Saçma sapan yerleri, iki katlılar, üç katlılar, beş katlılar, böyle görüntü çirkinliği falan filan. Hayvancılıkta bulunan olduğunu çok iyi biliyorum. Yani ben hatta çoğu yerde söylüyorum, diyorum ki örnek veriyorum. Bu buranın, bu ilçenin kaldırabileceği kapasite, farazi konuşuyorum, küçük baş için merası vesaire her şeyi dahil, diyelim ki 10 bin baş. Ya buraya 15 bin başlık bir yer yaptırma veya o kadar sayıyı arttırma ki insanların kalitesini düşmesin, hayvancılıktan uzaklaşmasın, tarımdan uzaklaşmasın. Çünkü düşünsene 10 bin size yetiyor, 15 binlik o zaman bir kısım daha alındı sizden, zarar etmeye başlıyorsunuz. O zaman otomatik olarak bırakıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz, kalitesini düşürüyorsunuz. Kontrolsüz ve denetlemenin yapılmadığını çok iyi bilen birisiyim. Ne denetleme yapılıyor, ne kontrolle yapılıyor. Dediğiniz gibi bu yüzden, şimdi ne dediniz, 2 sene 3 sene önce keçi böyleydi, varlık şu kadardı. Şimdi varlık arttı ama gelirler, şey giderler de arttı ama gelirler düştü durumu var. Biz aslında hocamlarla konuştuk, küçükbaşa ciddi anlamda son birkaç aydır, özellikle birkaç aydır talep çok fazla. Ama işte bunlar biraz da korkutuyor değil mi? Hani bu kadar çok talep olduğu yerde bir müddet sonra patlayacak bazı şeyler. Dolayısıyla aslında hesabı kitabı çok iyi yaparak girmek lazım. Pazarı çok iyi araştırmak lazım. Peki, diğer soru şu. Diyelim ki keçiye tamam dediniz. Sanen niye? Mesela niye Kıl'dan yürümediniz? Niye Halep'ten yürümediniz? Niye Honamlı'dan yürümediniz de sahneni tercih ettiniz? Bir kere süt işletmesi dendiği zaman nasıl dünyada Holstein'in üstüne bir inekte ırk yok, keçide de sahnen Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Bu hayvanlar aşağı yukarı 6-7 aylığa geldiğinde cinsel erginliğe ulaşıyorlar. Ve bu hayvan 13 aylıkken doğuruyor, 1.2 ortalama yavru veriyor.
ve 1,5-1,6 litre süt veriyor. Yani aslında bu fabrika, yani keçiye haksızlık etmeyelim, ben bu kadar kötümser bir tablo çiziyorum ama hayvan aslında elinden geldiğini yapıyor. Bizde sıkıntı, piyasada sıkıntı var. Ha, bu kadar şey maliyet yapıyorsunuz, o zaman niye çiftliği devam ettiriyorsunuz diye bir soru gelebilir. Bir kere Türkiye'deki çiftlikler teker teker kapatılıyor. Ben de bu kadar bu gıda işine yatırım yapmışken kendi elimdeki sürüyü azaltmama rağmen üretimi devam ettiriyorum. Siz fırsatı kullanmaya çalışıyordunuz şu anda. Şöyle bir şey var. Birileri geri geri giderken tabii siz orada kalmışsınız. 2 sene sonra ben bu çiftliği bugün kapatırım. Benim bugün buradaki süt maliyetim 3,2 liranın altına düşmez. Bakın kendim kaba yemi üretmeme rağmen benim buradaki süt maliyetim 3,2 lira. Şu anda 2 lirayı ben verdiğim zaman benim ayağıma kadar bütün işletmeler sütümü getirir. Yerinden 1,6 liraya çok rahat alabilirim. Niye böyle bir şey yapmıyorum? Birincisi 3 sene sonra bana 1,6 liraya süt veren işletme kalmayacak. İkincisi bu hayvanların eğer sadece kendi sütünüzü işliyorsanız ve niş bir ürün yapıyorsanız sütün kalitesi, tadı ve kokusu çok önemli. Benim dondurma yaptığım üründe en ufak bir keçi kokusu, aroması hissedildiği an benim pazarımı çok ciddi şekilde düşürür. Ben burada bütün işletmemdeki hayvanlar sahama girdiği zaman hepsinin memeleri dezenfekte edilir, kurulanır, silinir. Soğutma tankına direkt sağılır. 45 dakika içinde 4 dereceye düşürülür. Ve oradan da kendi mandırama açık hiçbir şeye dokunmadan kapalı sistem boruyla direkt dondurma olmaya gider. Bu kadar kokusuz, taze, az düşük bakterili bir sütü ben 5 lira versem temin edemem. Onun için yüksek maliyetli de sütüm olsa benim işletmemin devamlılığı bakımından ben bu işletmeyi kapatamam. Buyurun devam edin. Ve artık 6 senedir ben burada hayvan seleksiyonu yapıyorum. Sütü, eti verimi olan hayvanlar artık hepsinin neredeyse ismenci ismen bildiğimiz, tanıdığımız hayvanlar. Bu kadar da uğraş verdiğim bir şeyi hem maddi hem manevi kapatamıyorum. Keçiden daha inat da etmeye devam ediyor. Aynen diyorsun. Öyle keçiyle inatlaşmaya peki, devam ediyoruz. Biraz önce dediniz ki süt verimi 1,5-1,6'larda falan dediniz. Kilo anlamında konuşuyorum. Düşük verimi değil mi? Hayır, ilk doğumda diyorum. Ha, ilk laktasyonda. Anladım, okay. Yani bu hayvan bir yaşına normalde geldiğinde... Normalde süt ortalamanız ne aşağı yukarı? Süt ortalamam benim burada 2,5 litreyi geçti. Çünkü ben seleksiyonu yaparken şöyle bir şey yaptım. Eğer hayvan ilk senesini yapıp doğurup 1,5 litrenin altında süt veriyorsa o hayvanı ayırırım. İkinci laktasyonda 2,5'un altında kalırsa o hayvanımı ayırırım. Üçüncü ve diğer laktasyonlarda 3 litrenin altında hayvan bırakmam çiftliğimde. Fakat şöyle bir yanılgı var. Ya sahnenin süt ortalaması 4 litreymiş. Tamam benim 6,5 litre 7 litre veren hayvanlarım var ama ben her sene sürünün %25'ini genç hayvanla takviye ediyorum. O zaman ne yapıyorum? Sürü ortalaması 1,5 litre hayvan girmiş oluyor çiftliğime. İkinci laktasyondakiler benim sürümde şu anda 4 yaşından büyük hayvan olmadığı için benim süt verimim 2,75 ise aslında 3. laktasyon üstündeki hayvanımın ortalaması belki 3,5. Ama sürekli gençleştirdiğimiz için ben reel şeylerle konuşayım, matematiksel rakamlarla konuşayım. Ben burada 2,5 litre sürü ortalamamı tutturduğum zaman benim için o iyi bir ortalamamıdır. Zaten ben hayvanlarımı 2,5 litre verebilecek bir rasyonla besliyorum. 3-3,5 litre verecek rasyonla beslersem birinci ve ikinci laktasyondaki hayvanlarıma kilo aldırırım. Öbürlerinden o sütü alırım belki ama rentable olma çizgisini geçebilirim. Onun için hayvanlarımı zorlamıyorum. Kaba yemini kendim ürettiğim için kaba yem ağırlıklı besliyorum. Bu sayede de süt yağım ve kuru maddem yüksek oluyor. Bu da otomatikman benim zaten peynirimin randımanına ve dondurmamın kalitesine yansıdığı için 600 litre sütüm olacağına 500 litre kaliteli sütüm olsun, hayvanlarımda rahatsızlık olmasın. Hayvanlar mutlu senelerce bana belirli bir düzeyde süt versin şeyindeyim. Celal Bey'in işletmesi aslında bir ıslah Ar-Ge işletmesi gibi kullanılıyor. Doğru değil mi? Bir şekilde. Aynen öyle. Zaten kendi söylüyor. Hani ben araştırmayı severim, öğrenmeyi severim. Bir şekilde bağlantılar da kuruyor sağa sola. Böyle birisi olmasa zaten Celal Bey bir kere mühendis olmuş olmanın verdiği bir şey var. Kazıma, uğraşma vesairesi var. Sizlerle zaten diyaloğa girmezdi.
Şimdi programda da söyledim. Islahta genelde yetiştirdiğimiz hatalı ıslahlar, hatalı çiftleştirmeler, hatalı melezlemeler yapar. Küçük hayvana çok büyük atabilir. İşte rahatsız hayvanın tohumunu kullanabilir vesaire. Hayvan beslemesinde problem yaşadığı için ıslah çalışması kötü gider. Akrabalığının önüne geçmez falan 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 bir sürü şey var. Sizin bir kere ıslah bakış açınız, yani doğru bir ıslah olması için verebileceğiniz mesajlar ve burada yapmak istediğimiz şeyi öğrenmek istedim size. Şimdi bir kere Celal Bey'in konuşmasının başından sonuna kadar getirdiği de aslında bir şey vardı. Her işletme belli bir süre sonra kendi karakterini, kendi kişiliğini kazanıyor. Kesinlikle. Bu işletme geçirmiş olduğu tecrübelerle bu aşamaya gelmiş. Yani kendisine dediği gibi damdan düşmüş, hata yapmış, yanlış yapmış ama artık bu işletme böyle. O yüzden işletme kuracaklar, yetiştiricilerimiz mutlaka bu aşamadan geçeceklerdir. Yanlış yapacaklardır, hata yapacaklardır, damdan düşeceklerdir ve kendi işletmesi, kendi kişiliğini bulacaktır. Bu bir yoldur, bir süreçtir. Bu süreci Celal Bey de çok güzel anlattı. Islah konusuna gelince, tabii ki şimdi burada hedef nedir? Süt müdür, et midir ya da ikisi midir? Islah buna göre yapmak durumundayız. Yani insanların ihtiyaç duyduğu maddelere göre gerekli zamanlarda gerekli hamleyi yapmaktır aslında ıslah. Şimdi mesela hep çok söylenip de yapılamayan bir şey vardır. Üniversite saha ilişkisi. Üniversite saha ilişkisi aslında çok kolay kurulur. İşte böyle birbirini anlayan insanlar bir araya geldikleri zaman bir takım şeyler yapabilirler. Hatırlıyorsunuz geçen programda şöyle söylemiştim. Elimizde bu Honamlılar var ve biz bunları maksimum düzeyde kullanmamız lazım. Ve bir de şunu söylemiştim. Ülkemizdeki hayvancılık uygulama şekillerini genişletmemiz lazım. Yelpazeyi genişletmemiz, daraltmamamız lazım. Ve bunun için ne yapmamız lazım? Kendi bölgemizden başlayarak bir takım alternatifler, farklılıklar oluşturmamız lazım. İşte biz burada bunu yaptık. Celal Bey ne dedi? Celal Bey şunu dedi. Benim dedi elimdeki hayvanlarımın büyük bir çoğunluğu 2 ya da 3 yaşındaki laktasyona girmiş hayvanlarımdır. Ve ben bundan sonraki takip eden bir dönemde damızlık ihtiyacım çok olmayacak. Ama piyasada malumumuz kırmızı ette bir açık var, kırmızı ete ihtiyaç var. Biz dedi bu kırmızı eti daha fazla alacağımız, daha hızlı üreyen, daha fazla hızlı büyüyen oğlaklar yetiştirebilir miyiz dedi. Biz de kendisine dedik ki yetiştiricimiz bunu biliyor. Bir hibrit vigor denen bir gerçek var, bir melez azmanlığı denen gerçek var. Ve yetiştirici bunu şöyle biliyor. Honamlı tekesini kıla katınca ha diyor ki yaklaşık 1,5 kat daha fazla oluyor diyor. Yetiştirici bunu yapıyor aslında. Celal Bey de biz aynısını teklif ettik. Dedik ki tamam biz yakalanacak olan melez azmanlığıyla doğacak olan melez oğlakların hepsi kasaplık olarak düşünüldüğü takdirde, erkeği dişisi kasaplık olarak düşünüldüğü takdirde siz sütçü işletmenizden bir dönem için etçi olarak faydalanabilirsiniz. Dedik ve bu uygulamayı yaptık. Bunun sonucunda da rakamlar çıktı. Birazdan Özkan Hocam da o rakamları söyleyecek. Mesele burada şu. Yapıp ya da yapmamak değil, niçin yapmak, hedef ne? Melezleyelim mi, melezleyemeyelim mi? Damızlıklarımızı bozacak mıyız, bozmayacak mıyız? Bütün mesele burada. Şu anda Celal Bey'in damızlıkları bozulmadı. Sadece belli bir dönem bu işlem yapıldı. Ürün alındı. Bakın damızlıklar yine devam ediyorlar. İşte bunu aslında biz Aydın Büyükbaş Holstein Sütçüleri Birliği'ye de bu işi yapmayı planlıyoruz. Belli dönemlerde Avrupa'da, Amerika'da bu iş yapılıyor. Belli dönemlerdeki melezleme çalışmalarıyla sütçü işletmelerden et üretimi olarak faydalanabiliriz. Almış olduğumuz, bu yapmış olduğumuz deneyden almış olduğumuz sonuçları da rakamsal olarak da Özkan Hocam birazdan bahsedecek zaten. Şimdi Özkan Hocam'a döneceğim ama size şunu sormak istiyorum. Konuştuk, odanıza da konuştuk. Önce bir hani biz bu fikri attığımızda önce bizde bir böyle bir gülümsediler, bıyık altı yaptılar falan filan. Hani olur mu, tam tersi olması gerekmiyor mu gibi. Onu o hikayeyi bir anlatır mısınız? Ya şimdi normalde ters geliyor bakınca. Bugüne kadar hep zanen tekelerle çevirme melezlemesine girişmiş ülkeler. Biz de onu yapmışız. İşte Türk saneni, beyaz keçi, ak keçi bunların hepsi bundan olmuş yani. Ama sanene Honamlı ya da kıl teke katmak gibi olay ilk bakışta biraz tuhaf geliyor. Olmaz deniyor ama konuşmama başlarken şunu dedim. Hedef belirlemek lazım. Hedef burada belli bir dönemde hızlı büyüyen ve daha çok karkas verebilecek olan oğlağı üretmek. Hedef bu olunca ve niyetler de bilinince sorun ortadan kalkıyor.
tamam ilk bakışta aa ne yapıyorsunuz denilebilir ama sonuç görülünce ha yapılabilir gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Programın kapsam olarak da eğitim programında bu tür uygulamalar kontrol dahilinde, bunu özellikle söylüyorum, kontrol dahilinde yapılabilir. Yani şu hayvanın saflığını bozmadan belli dönem bu hayvan kullanılabilir. Peki. Özkan Hocam, elinizde bir yığın evrak var, kağıt var, veriler var. Buradaki aslında çalışmayı Celal Bey ile beraber siz daha çok takip ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Berabersiniz ama aynen verileri siz kontrol ediyorsunuz, karşılaştırmalar yapıyorsunuz. Kendi aranızda mutlaka fikir alışverişi yapıyorsunuz. Siz bu çalışmada ne gördünüz? Yani siz de bu çalışmaya başlarken Mustafa Hocam gibi mi düşünüyordunuz? İnanç var mıydı? Tabii. Ve şu anda ne duruma geldik? Sizleri neler mutlu ediyor? Bunları bir öğrenelim. Evet. Öncelikle tabii Celal Bey'le biz 2015 yılında ilk görüştüğümüzde hocamın dediği gibi baba hattı, sahnen koyalım diye öyle bir düşüncemiz vardı. Dedik ki biz bunu yapmayalım. Madem ki süt fazlalığı var piyasada, pazarda ve elimizde biz 10 yıldır Honamlı'nın bütün özelliklerini ortaya koyduk ki dünyanın en hızlı büyüme ve gelişme özelliği gösteren bir yer. O bir gerçek. Biz 5-10 yıldır oğlakları her ay tarta tarta bunun bütün gelişimini ve sahadaki gelişimini biliyoruz. Biz şuna karar verdik. Celal Bey de zaten hemen o fikre de sıcak baktı. Evet, baba hattı sahnen, anneler, baba Honamlı, anneler sahnen, bir de kıl keçisi grubumuzu da koyduk. Bir de sahnen. Yani üç grubumuz aslında vardı. Aslında burada ikili çalışma var. Aynı üç grup var. Bir sahnen, Celal Bey'in elindeki normal sahnen, baba sahnen, anne sahnen, çiftleşen ve rutin tamam. işlemi olan bir grup. İkinci grup baba Honamlı, anneler sahnen. Bu tamam. ikinci grubumuz. Üçüncü grubumuz yine kıl. Çünkü o da bizim bir yerli ırkımız. Baba bir mı, de, ana mı? Baba kıl, anne yine sahnen. Dolayısıyla üç farklı grubumuz oldu ve bu TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje. Bu kapsamda tabii bütün hem karkas özelliklerini, büyüme ve yağ asitlerini, bu da çok önemli. Acaba dedik bir fark olacak mı hani? Şimdi bütün bunların sonuç raporunu yazıyoruz ve biz kayıtlarını tuttuk. Doğan her grubun işte küpeleri ayrı, doğum ağırlıkları alındı. Ne zamandır yapıyoruz bu arada bunu? 2010, geçen yıl 2016 yılında verileri biz takip ettik. 2016 Ağustos ayında karkas yavrular 150. güne geldiklerinde kesimi yapıldı, gruplamalar yapıldı. Bunların karkas özellikleri alındı. İşte bir ekip bunların yağ asitlerini çalıştı, bir ekip et kalitesini, biz de büyümesini takip ettik ve şu an elimizde büyüme ve ile ilgili veriler oluştu. Şimdi, o verilerden biraz örnek duyalım mı? Aynen, şimdi Celal Bey'le biz istişare halindeyiz. Örneğin döl verimi ile ilgili hiçbir azalma yok. Yani hani çobanlarımızın aklına gelebilir, acaba Honamlı kıl katılan grupta döl verimi ne oldu, hemen söyleyelim. En büyük korkumuz buydu. Evet, buydu. Yani benim düşer mi, düşmez bu kadar düşer yüksek mi? Bir ikizliğim olan sürüye başka evet. bir hayvan soktuğumuz zaman baba düşer mi? Baba hattı olarak düşer mi? Hiçbir şey fark etmez. Doğru. Artma oldu mu? Aynı düzeyde. Bir şey var mı? Aynı düzeyde. Hı. Yani kıl, Honamlı kattığımız gruplardan doğan yavruların, annelerinin ikizlik oranı %85 oranında, 1.85 daha öyle dedim, bir doğuma düşen yavru sayısı kılda meydana gelmiş, Honamlı'da 1.70, 1.80 de sahnen grubunda. Dolayısıyla ikizlik açısından, yavru verimi açısından hiçbir sorunumuz yok. Dolayısıyla işletmeye bir zarar vermiyor bu sistem. Faydası ne? Şimdi biz onu işte bulduk. Bir de ikinci bir korkumuz tabii. daha vardı. Birincisi ikizliğimiz azalır mı? İkincisi de acaba bu kadar iri bir hayvanın yavrusunu daha narin olan doğum zorluğu yaşar mı? Doğum sıkıntı olur mu? Aynen. İkisinde de hiçbir sıkıntımız olmaz. Tabii. Rahat doğum. Birebir şahit oldu çünkü Celal Bey burada hem doğumları hem de çobanlarla beraber biz o da hiçbir sıkıntımız ölü olmadı. Ölü doğumlar falan filan olma durumu. Tamam, mutlaka oluyor ölü doğum ama tamamen yok, şey. Yok yani değişkenlik anlamında artma falan şey yok. Tamamen aynı ve problemi. Öbür senelerde %100 sahnenle çalıştığımız senelerle hep paralel gitti. Yaşama gücünde mesela %86 hani 90. güne ulaşan yavru şeyine %86 oranda mesela Honamlı grubunda buluyoruz. %84 oranında yine kıl sahnen, %84 aynı. Hatta Honamlı'da %2'lik bir yaşama gücü daha artmış iyi, durumda. Artmış durumda. Yani dolayısıyla bir fark yok. Büyüme özelliklerine geldiğimizde 3 grubumuz vardı ya, sahnen, kıl ve Honamlı tamam. teke kattığımız gruplar. Hocam çok özür dilerim. Tabii. Tam arkanıza denk gelmiş. Bakın şu sarı olan
kaçtı kapının arkasına. Kamera gördü onu. Sarı olan Honamlı, önündeki kıl. Beyaz olan Saner. 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 Şunun beyaz dikkatli Saner. Bakın mesela onun heybeti. Öbürü şey, Honamlı'nın yavrusu. Şu. Aşağı yukarı aynı boydalar fakat kemik kalınlıkları, ağırlıkları ve onu tarttığınız zaman en az şimdi o 9 kiloysa o bir 12 kilo civarında aşağı falan. Yukarı gelir. Aralarında 3-5 gün olabilir ama farklılık gözle de görülebiliyor. Aynen öyle. Şey, evet, şimdi verilere baktığımızda doğum ağırlıklarının aynı olduğunu gördük. Belki bizim için önemli olan işte 90. gün bu süt kesim dediğimiz, yani 75. gün sonra 15 gün yeme alışma. Evet, örneğin orada yine 1 kilo fark attığını görürüz Honamlı'dan doğan oğlakların. Daha sonra 56 günlük bir besi yaptık. Besi dediğimiz yine o konsantre emlen eşit. Bütün bu gruplar eşit şartlarda beslendi. Yani onu açık söyleyelim de hiçbir farklı ortam yaratmadık. Ve en sonunda baktık ki orada 3-3,5 kilogram Honamlı oğlaklarının daha önde olduğunu 146. günde olduğunu gördük. Tabii yemden bunu, yararlanma daha iyi o zaman. Tabii ki. Tabii Honamlı'nın çünkü kendi... Tek fark baba farkı burada. Tek fark var. Derse bir şey. Evet. Ya tabii. Çünkü Honamlı'dan gelen bir yağ. Bu arada sadece F1'ler mi? Aynen ilk, F1. Yani belki doğru. Aynı hayvanları bir kez daha farklı çiftleştirmeler yapıp derdimiz... belki veriyi de arttıracağız. Yani biz orada kaldık. Şimdi orada şöyle bir şeyimiz var. Ben 5 yıldır sütü için Avustralyalı tekeler kullanarak saflaştırdığım bir ırkta F1'i yaptıktan sonra F2'de sürüye öyle bir şey yapmak istemedim ama yine de benim çobanım sağ olsun 12 tane, 5 tane kıldan, biraz önce onu 7 tane Honamlı'dan işaretlemiş. Zaten işaretlemesine gerek yok, tiplerinden çok farklı olduğu belli. Bir 12 tane hayvan sütünü merak ettiği için yapmış. Ama yani bunu ben çok tasvip etmiyorum. Sürümü de kesinlikle karıştırmam. Hocamın dediği gibi çünkü doğan erkek ve dişileri bizim kesime göndermemiz lazım. Celal Bey'in dediği gibi burası çok kaliteli bir damızlık işletme. Ve biz bu melezlemeden doğan erkek ve yavruları işte bu 150. günde direkt kesime çok rahat gönderebilir. Hedefimiz bu. Çünkü onları damızlık olarak kattığı zaman çok iyi gözükebilir. Süt verimi de hocam dediği gibi melez azmanlığı dediğimiz bir olay var burada. Yani gerçekten de çok şey olabilir ama. Yani bu sütte de yaşanabilir melez. Evet. Onu da merak ediyoruz. Onun için bizim buradaki ama daha sonraki çalışmalarda belki onu kurgulayacağız. Bu gibi denemeleri yapacağız ama bizim derdimiz et yönüne işte sahnen gibi işletmelerde damızlık ihtiyacı olmadığı zamanlarda bu şekilde hızlı gelişme özelliği gösteren sahnen teke katılarak ama doğan bütün erkek ve dişiler özellikle çobanlarımıza onu bir daha söyleyelim. Kesime gönderilmesinde fayda var çünkü o sürünün özelliğini bozmamamız adına. Gerekiyor. Peki şimdi gelişinde fark ediyor. Kesinlikle. Doğum ağırlıklarında bir fark var aynı. Mı? Aslında aynı doğuyorlar ama Honamlı'dan gelen biraz daha hızlı gelişim özelliği ortaya çıkıyor. O fark ortaya. Yani bunlar biraz daha belki sürüde tutulsa 5 ay değil de 6-7 ay çok daha hızlı bir yere varacak. Ya yani ekonomik yönden işte Celal Bey zaten hesabını çok iyi yapan bir işletmeci. Dolayısıyla bütün bunları özellikle sahnen sürülerinde bir sıkıntı şu an ülkemizde. Belki bu modeli yıllardır ters yapılan melezleme çalışmalarını belki bu model kurgusu içinde önerebiliriz. İnşallah. Büyük başta da vardı aslında. Şimdi yani ona hocam. Büyük başta izin verildi şimdi tekrar yasaklandı. Tabii yani tabii. Bu kadar büyük et açığı var, süt fazlalığı varken. Tam bu yasak gibi değil de. Değil mi? 5 yaş. Aydın birlikte beraber başladık. Özellikle erkek sperma kullanarak yani doğacak hayvanların büyük oranlı erkek olması yönünde ve doğanların hepsinde besin materyali olarak beslenmesi. Çünkü şu anda ülkemizde besin materyali bile ithal ediliyor. O yüzden farklı çözümler üretiyoruz işte bu şekilde. Ne kadar alternatif, ne kadar farklı hayvancılık olursa hayvancılığımız o kadar gelişir diye düşünüyoruz biz. İnşallah. Şimdi sizin dediğiniz o önce bir çapraz melezleme kabul edildi, destek verildi, sonra tekrar kaldırdı ki biz yıllarca uğraştık yani farklı hayvanlardan farklı döller alalım diye. Ama işte birilerinin yaptığı şeyler var maalesef. Tekrardan işte biraz sınırlandırıldı vesaire vesaire ama dediğiniz doğru. Orada da şöyle bir şey de vardı aynı zamanda. Hani bahsediyor yanlış çiftleştirme. Küçük hayvana büyük hayvanın tohumu atılıyor. Tabii ırk faktörü de var işte hocam. Özellikle kötü hayvanın tohumu atılıyor vesaire. Bakın bir şey söyledim. Kontrollü kelimesinin burada altını birkaç defa çiziyorum. Yani bir bilenle yapılması lazım bu işin.
hangi hayvana, hangi yaştakine, hangi laktasyondakine, hangi ırk atılacak? Yani küçük doğup hızlı büyüyenler mi, büyük doğanlar mı? Yani şimdi bir Belçika mavisi yetiştiriciliği yapsanız, dişisini de buraya getirseniz doğuramıyor hayvan zaten. Mesela cezaryana girmeniz gerekiyor. Öbür taraftan küçük doğup prekoz ile hızlı büyüyen bir angus attığınız zaman küçük ya, genç bir hayvana bu olabilir. Ama daha büyük bir hayvan, daha bir şarlat tohum atacağınız zaman 4. 5. laktasyonunda atmasına çok daha uygun olur. Yani bunlar düşünülerek bulunacak şeyler. Çok teşekkür ederim her üçünüze de. Programın sonuna geliyoruz ama her zaman sorduğunuz şey son cümleler olur ya her zaman. Var mı söylemek istedikleriniz, mesajlarınız varsa şöyle sırayla alayım sonra kapatacağım. Benim keçinin şu bazı yanılgılarını şey yapmak için birkaç kelime söylemek istiyorum. Şimdi keçi sütü kokar diye bir yanılgı var. Çünkü niye? Şimdi hepimizin çocukluğunda, gençliğinde keçi çiftliği, yani o zamanlar keçi çiftliği falan yok. Keçi sütünü bulabiliyorsan dağdaki gidiyoruz çoban arkadaşımızdan keçi sütü alıyoruz. Şimdi bir adam koşuyor keçiyi yakalıyor. Altına bakırı koyuyor. Böyle bir ortamda keçiyi oraya sağıyor. Süt ne kadar kolay koku alan bir materyal olduğunu ev hanımları bilir. Yani eve bir açıkta bir kapta dolaba süt koysa dolapta ne varsa onun kokusunu alır. Böyle bir ortamda keçi yakalandıktan sonra sağılan bir keçi, bir de keçi sağılırken çok rahatlar, kasları gevşer, geviş almaya başlar. Belki bazı dışarıdan istenmeyen dışkılar da içine giriyor olabilir. Bu keçi kokusunun aslında kokusu, tamamen keçi sütünün kokusu buradan geliyor. Bir de keçi süt eti bozar, bağırsakları bozar diye bir şey var. Onun da aynı yanılgıdan olduğunu düşünüyorum. Daha da şey şartlarda kestirdiğiniz bir et bakteri kaptıysa, o kapan bakteriyi bunu keçi etine şey yapmamak lazım, mal etmemek lazım. Bir de Türkiye'de kesilen kuzu sayısına bakıldığı zaman, Türkiye'deki yetişen koyun kuzuyla bir orantısızlık var. Demek ki ne yapıyoruz? Biz bazen kasaptan kuzu yerine oğlak alıp yiyoruz. Aslında istenmeden bize iyilik yapmış oluyor kasap. Çünkü çok daha sağlıklı, eti daha az yağlı, kolesterol değerleri daha düşük. Ve keçi şöyle bir hayvandır. En sevdiği yemi şuraya koyun, keçi gelip yemez onu. Ya da buradan en sevdiği yem yere düşsün, en ufak bir koku aldığında yemez. Dışarıda gezdiği zaman da mutlaka filizleri, proteini en çok yüksek yukarıdaki şeyleri yer. Bir koyun gibi yemez. Yani çok sağlıklı beslenen bir hayvandır. Bizim de zaten burada hep anlattık, bu hayvanlar hep kapalı sanılmasın. Benim 3 ayrı yerde yapay meram var. 10'ar dönümlük yerlerde. İşte önce bir tarafı sabahtan akşama kadar meraya gidiyorlar. Sağıldıktan sonra meraya gidiyor. Merada sınırsız otluyorlar. Gelip burada yemlerini yiyorlar. Sonra tekrar meraya gidiyorlar. En güzel otları basılmayan yerden yiyen hayvanlar. Keçiyi iyi tanıdığım için söylüyorum. Etinden de sütünden de korkmasınlar. Et olarak da süt olarak da alabilecekleri en kaliteli ve sağlıklı protein hayvan ürünü keçidir. Aynen öyle. Aynen. Hayvan soyunu olarak. Hocam var mı? Evet. Şimdi tabii belki bu tür işletmelerin ayakta tutmamız da gerekiyor. Hani intensif olan sahnen yetiştiricilerini. Belki işte bu modeller, bu çeşitli işte bizim yerli ırklarımızın kapasitesini belirledikten sonra melezleme yoluyla böyle bir fayda da olabileceğini çobanlarımız yetiştirin bilirlerse en azından değişik alternatifler üretmiş olabilirler. Aynen öyle. Hocam son söz sizindir. Yani şimdi şöyle bir algı var. Hayvancılıkta başarısız mıyız? Hayır. Hayvancılıkta başarısız değiliz. Biz neden başarısızız? Bize dayatılan hayvancılıkta başarısız. Yani bize yapılmasını sürekli dikte edilen hayvancılıkta başarısız. Nedir bu? Malum şu anda günümüzde yapılan hayvancılık. İthal hayvan geliyor, ahıra koyuluyor, önüne ithal yem yeniyor. İthal aşıyla, ithal tohumla hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmamız lazım o zaman? Bölgesel farklılıkların ortaya çıkarılabildiği hayvancılığa geçmemiz lazım. Bölgesel ve ürün odaklı desteklemelerle hayvancılığımızı geliştirebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde devlet desteği almadan gelişen bir hayvancılık sektörü yoktur. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de buna dahildir. Kesinlikle bunu söylüyorum. Amacımız alternatif farklı hayvancılık metotlarını en entansifinden en ekstansifine kadar farklı farklı yerlerde farklı farklı uygulamalarla yapmak olmalıdır. Bunun için de bölgesel, yerel çalışmak çok önemli. Peki, çok teşekkür ederim. Her üçünüze de çok sağ olun.
Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Son 5 dakikadır sevgili kameraman arkadaşımın tacizlerine uğruyorum. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Burada ıslah çalışmalarını ve sonuçlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Hep söylediğimiz şey, hayvancılığı severek yapacaksanız yapabilirsiniz. Hangi hayvancılığı yaparsanız yapın, eğer iyi iş yapıyorsanız kazandıracaktır. Mutlaka ya bildiğiniz işi yapın ya da bir bilir kişiyle yapın. Bizlere ulaşabileceğinizi her zaman söylüyoruz. Aynı zamanda her platformda anlatmaya çalıştığım şey şu, bulunduğunuz yerlerde mutlaka üniversitelerin ziraat fakülteleri veya veteriner fakülteleri vardır. Sorunla karşılaştığınızda lütfen oralara da gidin, bilgi edinin. Hocalarım sağ olsunlar. Sadece Mustafa Hocam, Özkan Hocam değil, birçok üniversitedeki, fakültelerdeki hocalarım ben sahada, siz yetiştiriciler eğer gerçekten istiyorsanız yardımcı olduğunu çok iyi biliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın. Çiftçi TV'de kalın.